Merhaba. Zor durumdaki şirketler için hani hukuki çıkış yolları konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'deki ekonomik kriz şirketleri, özellikle ihracat yapamayan KOBİ'leri, orta ölçek, küçük ölçek firmaları zor bir mücadelenin içine itiyor. Ama bir noktadan sonra firmalar finansal olarak darboğaza düşüp borçlarını ödeyemez hale geliyorlar. Bu durumda hani ne yapması gerekiyor bir firmanın? Her şeyden önce hani bir şirketin krize de olabildiğince hazırlıklı olması gerekiyor. Sizin hukuki aksiyon alabilmeniz için hani firmanın ki hani yangından önceki son çıkış noktasına gelmemesi gerekiyor. Yani o finansal darboğazı da yönetebilmek için olabildiğince proaktif olmak gerekiyor. Eğer bütün mermiler tükenmişse ondan sonra yani hukuki mücadele yapacak mecaliniz de kalmamış oluyor. Onun için ödeme güçlüğü kendiniz zaten süreç içerisinde gösteriyor. Peki nakit sıkışıklığı, işte çekleri ödeyememe durumu, kredileri ödeyememe durumu gibi noktaya geldiği zaman nerede durmak gerekiyor? Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Özellikle bankalarla çalışan firmaların KMH dediğimiz günlük yüksek faizle borçlanma noktasına geldikleri anla hani bilin ki artık hani duvara toslamak üzereyiz. İşte o aşamadan itibaren bir yandan finans departmanın, bir yandan hukuk departmanının ve patronunun kafa kafaya verip bir çıkış yolu arayışına başladığını görüyoruz. İşte bu noktada eskiden iflas erteleme müessesemiz vardı. Daha sonra konkordato ile ilgili yasal düzenlemelerden sonra iflas erteleme kaldırıldı. Peki iflas ertelemeyle şimdi günümüzde zordaki firmaların iflastan önce başvurduğu hani son çıkış yolu olarak konkordato arasındaki fark ne? Hani bunu anladığımız zaman müessesenin avantaj ve dezavantajlarını da görmüş olacağız. İflas ertelemede sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler bu başvuruda bulunabiliyorken konkordatoda bütün borçlular şirket ayrımı gözetmeksizin hatta şahıslar dahi konkordato başvurusu yapabiliyorlar. İflas ertelemede borca batıklık şartı aranıyordu ve bunun uzman bilirkişi raporlarıyla mali hani müşavir raporuyla belgelenmesi gerekiyordu. Konkordato'da ise borcu vadesinde ödeyememe ya da ödeyememe tehlikesi altında olmak yeterli sayılıyor. İflas ertelemede hakim mahkeme otomatik olarak karar veremezken bir bilirkişi raporu ve takdir hakkını kullanırken burada özellikle ilk mühlet için otomatik karar alınabiliyor. Tabii ki mali denetici, bağımsız mali denetici ve bilirkişi uzman raporu bunu gösteriyorsa bu deliller mahkemeye sunularak. İflas ertelemede alacaklara faiz işlemeye devam ediyor. Konkordatonun zor olmakla birlikte sunduğu avantajlardan bir tanesi de alacaklara faizin işlemiyor olması. Yine iflas erteleme 5 yıl azami mühletle sürdürülebiliyorken konkordato 29 aylık azami süreye yayılabiliyor. 29 ayda firmanın bir şekilde toparlanması gerekiyor. Konkordato iflas ertelemeden hani biraz daha maliyetli ve biraz daha mahkeme komiserlerinin hani denetici olarak inisiyatif sahibi olduğu bir müessese olarak karşımıza çıkıyor. Onun için hani çok küçük firmalar için külfetli maliyetleri olan ama orta ölçek, büyük ölçek firmalar için zaten iflas zorunluluğundan önce hani başvurulması gereken bir yol olarak düşünülebilir. Tabii onun için hani konkordatodan önce uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma mümkün mü?
bankalarla tek tek ya da birlikte masaya oturmak mümkün mü? Ya da ondan önce başkaca finansal tedbirler alınabilir mi? Bütün bu yollar tüketildikten sonra, aslında bu tüketilme derken denendikten sonra demiyoruz. Yani masa başında bir çalışma, atölye çalışmasıyla tüketildikten sonra konkordato şıkkının düşünmesi lazım. Hani şöyle diyebiliriz, hani hasta ameliyat mı olacak yoksa yoğun bakımla, hani iyi bir tedaviyle kurtarılabiliyor mu gibi, şirket içinde bunu enine boyuna uzmanlarla birlikte ciddiyetle düşünmek gerekiyor.